Merhaba değerli arkadaşlarım. Benim Hocam stüdyolarından hepinize selamlar. DGS-ALES için sayısal mantık derslerimiz devam ediyor. Bugün 11. videodayız arkadaşlar. Konu başlığımız şekil ve sembol yorumlama. Evet, ikinci videodayız. Bu konunun ikinci videosu. Ve sarı sorulardayız. Yani ÖSYM bize orta düzeyde bir şeyi sorarsa ne sorar onun peşindeyiz. Orta halli sorular. Güzel tüyolarda aktaracağım size. İlerleyen hikayelerde. 4 tane güzel sorum var. 4 tane güzel hikayem. Bunları beraber çözelim. İlki şöyle değerli yol arkadaşlarım. Yukarıdaki ABCD karesi için 4 farklı dönüşüm tanımlanmıştır. Birinci dönüşüm şu. Kareyi saat yönünde 90 derece döndür. Saat yönünde 90 derece döndür. Tamam. İkinci dönüşüm. Karenin ağırlık merkezinden dikey olarak geçen doğru bu. Buna göre dönüşüm al. Mesela dikey olarak dönüşüm alırsan parçalar dikey olarak yer değiştirir. Yani bu şu anlama geliyor. A ile B ve C ile de yer değiştirir karşılıklı. Karenin ağırlık merkezinden yatay olarak geçen doğruya göre simetri al. Yatay. Yatay, ağırlık merkezinden yatay geçen doğru bu. Şimdi bak, yataya göre simetri alırsak da üsttekilerle alttakiler, üstteki harflerle alttaki harfler yer değiştirir. Yani AD'nin yerine geçer, BC'nin yerine geçer. Yani daha doğrusu AD ile BC karşılıklı yer değiştirir. Ve son simetrimiz de şöyle. Karenin AC köşegenine göre, yani şu köşegene göre simetri al. Arkadaşlar bu AC köşegenine göre simetri aldığınızda B ve D harflerinin yeri değişir. Yani AC sabit kalır, B'nin olduğu yere D, D'nin olduğu yere B gelir. Ben de burada bu dönüşümleri size gösterdim. Mesela 1, 2, 3, 4 dönüşümleri ABCD şuradaki şeklimiz 1'e göre yani 90 derece döndürdüğümüzde her harf sağa doğru bir kayar arkadaşlar. Yani AD'nin yerine gelir, DB'nin yerine, aynı şekilde CB'nin, BD A'nın yerine. Bunlar şöyle yani soldan sağa doğru hepsi birer kayar 90 derece döndürürsek. Dikey olarak simetri alırsak A ile B karşılıklı gördüğünüz gibi D ile de C karşılıklı yer değiştirir. Yataya göre alırsak A ile D, B ile C karşılıklı yer değiştirir. Şurada küçük bir yanlışlık yapılmış. Şu baştaki kare ABCD olarak olacak. Siz de onu notunuzda düzeltin. AC köşegenine göre simetri alırsak da B ile D karşılıklı olarak yer değişiyor. AC'nin yeri sabit kalıyor. Bize de bunu soruyor arkadaşlar. Yani bunun üzerine soru soracak. İki tane sormuş 11 ve 12. sorular. 11. soru şu. Yukarıdaki KLMN karesine 2 ve 4 dönüşümlerini uygulandığında aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? 2 ve 4 dönüşümlerini uygulayacağız. Gel beraber uygulayalım. İkinci dönüşüm neydi? İkinci dönüşüm. Ağırlık merkezden dikey olarak geçen doğruya göre simetri al. Yani şöyle dikey olarak geçen doğru bu. Buna göre simetri alırsak K ile L, N ile M yer değiştirecek. Yani karemiz nasıl bir şey olacak yol arkadaşım? Şurada L olacak. Burada K olacak. Aynı şekilde burada M olacak. Burada da ne? Dikey olarak yer değiştirdik. Bu 2 numaralı dönüşüm oluyor. Buna bir de 4 numaralı dönüşüm uygulayacağız. 4 neydi? AC köşegenine göre. Yani arkadaşlar şu köşegene göre alacağız simetri. Eğer bu köşegene göre konuşaydım iyiydi. bu köşegene göre eğer simetri alırsak K ile M'nin yeri değişir arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum size. K ile M, yani K burada olur, M burada olur. Fakat L ile N'nin yerleri değişmez. L kendi yerinde, N de kendi yerinde kalır. Elde edeceğimiz kare soldan sağa doğru L, M, N, K. L, M, N, K, L, M, N, K. Sanırım E seçeneğinde bulunuyor. L, M, N, K. Halledebilir misiniz? Gayet kolay. Dönüşüm sorusu uzun zamandır sorulmuyor. Aklınızda olsun. Gelebilir yani. ABCD karesine aştaki dönüşümlerden hangisi uygulanırsa yine ABCD karesi elde edilir. Vay vay vay. Şimdi biraz yoracak gibi duruyor. Tek tek deneyeceğiz galiba değil mi? Başka seçeneğimiz yok. Mesela 1 ve 4'ü uygularsak diyor. 1'de ne yapıyoruz? 90 derece yer değiştiriyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle okurken mesela bunu A, B, C, D diye mesela şu sıradan başlayıp okuyorsun ya.
Sonuç olarak da yine öyle okuyacaksın. Aynısı elde edecek. Mesela buraya bir numaralı dönüşümü elde ettiğimizde 90 derece döndüreceğimiz için her harf, tabii ok yani saat yönde şöyle döndürüyoruz. Her harf bir sağdan sola doğru, soldan sağa doğru kayacak. Yani A D'nin yerine gelecek. A burada olacak, D burada olacak, C bir kayacak buraya gelecek, B de bir kayacak buraya gelecek. Böyle bir kare elde edeceğiz. B C D A karesi. Buna 4 dönüşümü, 4 dönüşüm bakın şu köşegene göre alıyoruz arkadaşlar. Şu köşegene göre simetri alıyoruz. Buraya göre simetri aldığımızda BD sabit kalır. Sadece A ve C yer değiştirir. Yani şöyle bir şey ortaya çıkar. Burası C olur, burası A olur. Evet, aynı mantıkla B ile D yerlerinde kalır. Bu karede BADC karesi olmuş olur. Yani bir patlar. Evet. 2 ile devam edelim. Sırasıyla 2 ve 3 dönüşümlerini uygulayacağız. Uygulayalım sırayla 2 ve 3. Tamam. Karemiz şu. A, B, C, D. 2 numaralı dönüşüm dikey olarak simetri alacağız diyor. Simetri yapaydın iyiydi olacağı hocam. Tamam yapacağım dur. Şöyle. Dikey olarak kestim değerli yol arkadaşım. Yer değiştiriyorsun bunları. Nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Yeni karemiz ne? B buraya, A buraya. Evet. C ile D'yi yer değiştir. C buraya, D buraya. 3 numaralı dönüşümde yatay olarak yapacağız. Yatay olarak alalım şimdi. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Yatayda alttakilerle üsttekiler yer değiştiriyor. Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor. B yukarı, A yukarı, C, D aşağı. Bu durumda karemiz C, D, A, B oluyor. Yani bu da A, B, C, D'yi elde etmiyor. Devam edelim. Sırasıyla 2 defa 1 dönüşümü. 2 defa 1 yaparsan kesin elde edemezsin. Çünkü bir kere yaptığın zaman, başka bir renkte anlatayım onu da. Şöyle. Bir kere yaptığın zaman bu A, B, C, D'ler kayıyordu. Değil mi? 4 kere yapman lazım ki aynı tekrar kendi yerine gelsin. Mesela bir kere 90 derece döndürürsen, şöyle sağdan kaydıracağız bunları. Yani şöyle olacak. Şu A olan yere B gelecek. B, hatta onu da yine şekil olarak göstereyim. Şimdi bir kere uyguladığımızda değerli arkadaşım burası şöyle olacak. A buraya gelecek. Evet D buraya gelecek. C buraya gelecek. B buraya gelecek. Bir kere daha uygula. Tekrar döndür. Bu kez D A'nın yerine geçecek. A D. Burası neydi? B miydi? Pardon B'ymiş burası. Düzeltelim onu. B olan yer şurası olacak. A bir kayacak, D bir kayacak, C de bir kayacak. Elde ettiğimiz kare bu. C, D, A, B. Bu da patlar. Ekranı çok doldurdum diye temizliyorum. Sen burada bir durdur beni. Durdum. Aldım notunu. Devam et. Sırasıyla 3 defa 4 dönüşümü. 4 dönüşümü neydi? 4 dönüşümü şu köşegene göre simetri alıyoruz. Bak şimdi. Şurası A, B, C, D karesi. Sen şimdi 4 dönüşümü yani şu köşegene göre simetri uygularsan bununla bunun yeri değişmez mi? Evet. Sonra bir daha uygularsan gene bunların yeri değişir. Bir daha uygularsan gene bunların yeri değişir. Yani sabaha kadar B ile C yer değiştirir. Ama bunu kaç kere yaparsak olur ona bir bakmak gerekiyor. Şöyle bir sileyim burayı. Şöyle 3 defa yapacakmışız. Şimdi... Bir kere yapıyorum arkadaşlar şu köşegene göre. AC sabit zaten. Ne olur burası? B olur, D olur. Bir kere daha yapsam aynısı olur. Yani burası A, burası C. Bu kez D buraya gelir, B buraya gelir. Bir kere daha yapsam yine şu köşegene göre yapıyorum. Arkadaşlar A ile C yine sabit kalır. Üçüncü kez yaptığımda. Bu kez burası B olur, burası D olur. Bak şimdi bu kareye. A, D, C, B karesi olur. Dolayısıyla bu da patlar. Demek ki cevabımız neymiş bu arada? E'ymiş. Onu da görmüş olduk. Ama bir görelim, uygulayalım onu da. Sırasıyla 2 defa 1, 1 defa 2, 1 defa 3 yapmamızı istiyor. Hadi sırayla yapalım. Karemiz A, B, C, D. 2 kez 1 dönüşüm yapacağız. 1 dönüşümünde 90 derece döndürdüğümüz için
Harfler birer kayacaktı. Yani şurası A olacak. D buraya gelecek. C buraya gelecek. B buraya gelecek. Sonra bir kere daha yapalım. İki kez yapacakmışız. Bu kez B'den başta yine. B A olan yere gelecek. A D olan yere. D buraya ve C de buraya gelecek. İki kez yaptım. Sonra bir defa iki dönüşümü uygulayacağım. İki dönüşümü neydi hocam? İki. İki şu. Dikey olarak simetri alıyoruz. Şimdi dikey olarak alırsak A ile B, C ile D yer değiştirecek. Ben de şu anda onu göstermeye çalışıyorum size. Ne olur? Şöyle. Karemizde D burada olur, C burada olur. A burada olur ve B de burada olur. Ve son olarak buna bir de 3 dönüşümü yapacağız. 3 dönüşü de yatay olanı. 3 dönüşümü. Evet, şöyle yatay olarak yaparsak bu kez A ile D, B ile C yer değiştirecek. Elde ettiğimiz şekilde A aşağıda olacak, D yukarıda olacak. B burada olacak, C burada olacak. Yaşasın, konfetiler patlasın. Ne oldu kare? Aynısı oldu. A, B, C'de başladığımız yere geri döndük. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğiymiş. Evet, bu biraz zordu ikincisi. Ama ilki kolaydı bence. Öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Halledebilir duruyor mu? Haydi bakalım. Bu da çok orijinal bir soruydu. Sarıların da ilk sorusuydu. Gidelim ikincisine. Bu şekilleri birçok sınavdan hatırlıyorsunuzdur değil mi? ALES, TGS. Ha? Böyle bir yerleri boyamalı boyamalı. Çok da keyifli ve çok da basit sorular oluyor. Gelin bir tane ondan inceleyelim. Şekilde 5 çarpı 5'lik yani 25 birim kareden oluşan bir şeklin boyanması ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir. Bir satırdaki boyalı kare sayısı o satırın solundaki dairenin içine yazılıyor. Bir sütundaki boyalı kare sayısı o sütunun üstündeki dairenin içinde yazıyor. Bu kadar. Başka kural yok. Mesela şu satırda 2 yazıyor. Çünkü burada 2 tane boyalı kare var. 1 yazıyor, 1 tane boyalı kare var. 3 yazıyor, 3 tane boyalı kare var. Gibi gibi gibi. Sütunlarda da üstünde yazıyormuş. Mesela birinci sütunda 1 tane boyalı kare var. O yüzden burada 1 yazıyor. İkincisinde 2 tane boyalı kare var. O yüzden 2 yazıyor. Hocam bu mu? Bu mu? Bu gerçekten bu ve çok kolay. Halledelim. Sorular gelsin. İlkini gönder. Ne diyor? Bakalım. Diyor ki 13 ve 14. soruları cevapla. Cevaplayalım. Yukarıdaki şeklin boyanmış hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunu boyayarak mı yapalım yoksa aşağıdakilerden hangisi olur diye mi bakalım? Bence aşağıdakilerden hangisi olur diye bakalım. Şimdi bak, sütunlardan başlayalım. Bir tane boyalı, evet. Burada iki tane boyalı, evet. Şurada iki tane boyalı, evet. Burada iki tane boyalı, evet. Burada bir tane boyalı ama iki yazıyor patlar. Bu, böyle eleyeceksin. Öğretmenim sütuna bak, ilk sütuna. Bir yazıyor ama burada iki tane boyalı kare var, patlar. Sütundan başla yine. Bir numaralı sütunda bir tane var. İkide iki tane var. İki tane var. İki tane var, bir tane var. Burada sıkıntı yok. Satıra bakalım. Bir tane boyalı, evet. İki tane boyalı, evet. İki boyalı, evet. İki boyalı, evet. Bir boyalı, evet. O zaman sana evet, evet, evet. Diğerleri nereden patlıyor bakalım. Mesela yine şu bir iki tane boyalı sütunda bir yazıyor üstünde. Başka nerede var hata? Şurada var bir tane E'de de. İki yazıyor sütunda üç tane boyalı. Sütunlara bakarak hallettim. Olmadı satıra da bakarak halledebilirdim. Ama sütundan gittim ve 0-6 yaş grubu bir soru olduğunu size göstermeye çalıştım. Umarım siz de tam aydınlanma yaşamışsınızdır. İkinci sorumuz. Yukarıdaki şekil boyandığında A, B, C, D, E karelerinden hangileri altını çizmiştim bunun. Kesinlikle boyalı olur. Kesin boyalı. %100 boyalı. Şimdi nereden başlayalım işe? Şöyle başlayalım. Kırmızı olsun yine. Arkadaşlar yine hiç boyalı olmayan ya da çok boyalı olan şekillerden gidersek çok daha çabuk yani en az ve en çoktan. Mesela 4 ve 0'dan başlarsanız işi kolaylayabilirsiniz. Mesela ben boyalı olmayan kareler için siyah kullanacağım. Şurada 0 yazdığı için bu satırda evet hiçbir kare boyalı olamaz. Tamam. Evet bir de 4 numaradan gidin. Bu da sanki işi çabuk kolaylarmış gibi geldi.
Şimdi burada 4 tane boyalı olduğu için boyalı olanları da kırmızı yapayım. Mesela 4 tane zaten 5 tane kare var. Dolayısıyla 4'ünü boyamak zorundayım. İşte gördüğünüz gibi bu 4'ünü boyadım. Tamam. Devam ederek şöyle bir şey açıklayacağım size. Sonra satıra baktığımız zaman mesela 3. satırda bir tane kare boyalıymış. Onu zaten bulduk. Yani bir tane boyalı var. Demek ki diğer olan kareler boyalı olmayacak. Bu arada B olan şıkkı eleyebilirsiniz. Hatta C olan şıkkı da eleyebilirsiniz. Zaten başka yokmuş orada. Oradan da bir gidelim. Okey. Şimdi siyah olanlar boyasız olacak dedik. Arkadaşlar tüyoyu nereden alacağım? Bir tane daha gördüm. Sen de gör benimle beraber. Şu sütuna bak. Burada 3 tane boyalıymış. Zaten dikkat edersen 3 tane boş yer kaldı. Dolayısıyla şunu boya, şunu boya, şunu boya. O zaman D boyalı olanlar arasında olacak kesinlikle. D kesinlikle boyalı. Şimdi burayı da hallettim. D'yi de boyadım. 3'er var, 3'er var, 3 var, 1, 1 var. Burada artık herhalde cırmalayacakmışım gibi. Kesinlikle boyalı olur. Şimdi sütunlarda şurada bir tane boyalı olacak. O zaman 3 alternatifimiz var. Oradan gidemeyiz. Şuraya baktığımız zaman yine bir tane boyalı olacak. Burada da 3 alternatifimiz var. Evet. Satır olarak baktığımız zaman şurada 3 tane boyalı olacak. 3 alternatifimiz var. Şu ikisinden devam edelim. En alttaki ikisinden. Burada ne yazıyorsa 3 tane boyalı kare olacak. Bakın. Şunun sütununda bir tane var, bunun sütununda bir tane var, bunun sütununda bir tane var. Hani kesinlikle boyalı olacak diyor ya, ben boyamamaya gayret ediyorum. Hani boyamasam diyorum mesela. Burada bir olasılık yapacağım için burayı şimdilik sarıyla yapayım. Diyorum ki mesela atıyorum. Ben şimdi diyorum şu kareyi boyasam. Tamam. Bunu boyadığımda şu satırdaki 3 taneyi boyamış olurum. Hatta şu sütunu da boyamış olurum. Dolayısıyla A'nın ve şuranın boyalı olmaması gerekiyor. Bunlara çarpı attım. Şimdi bunu yaptığımda şöyle devam edeceğim. Diğer 3 numaralı yere geldim. Orada da atıyorum diyelim ki şurayı boyamak zorunda kalayım. Yani şurayı boyayayım. Burayı boyadığımda şu 1'in işini çözmüş olurum. Ki burada ya da burada boyalı kare olamaz. Burada ya da burada boyalı kare olamaz. Bunu da tabii şurayı da sarıya boyadığım için 3 tanesini boyamış olurum. Şimdi son olarak en üstteki satır kaldı. Burada 3 tane boyalı olacak. Şu sütunda da bir tane boyalı olacak. Şimdi buranın zaten 3'ü boyalı olduğu için E'yi boyamak zorunda değilim. Burayı zaten boyayamam. 3 tanesi boyalı. Şurayı da boyamak zorundayım. Niye? Bir tane boyalı olması gerekiyor çünkü. Evet. İş çözüldü. Kim o zaman boyalı olmak zorunda? D kesin olarak boyalı. E kesin boyalı mı? Yok, boyamadan hallettim. A boyalı mı? Hallettim boyamadan. Şimdi bak burayı senin için şöyle yapacağım. Tekrar beraber bakalım. Bura biraz karışık oldu çünkü. Senle şunları yapalım. Şu boyalı olmayan yerleri bir siliyorum senin için. Çarpı koyduğum yerleri. Bunlar çarpı koyduğum yerler. Evet, bunları siliyorum. Ve bunları siyah yapıyorum. Yani oraları boş diye göstereceğim sana şimdi. Daha net görelim diye. Evet. Aynı şekilde burası da siyah. Aynı şekilde çarpı koyduğum yerleri şu anda siyah yapıyorum. Evet, burayı da siyah yapıyorum. Yine gözümüz alışsın, karışmasın diye şunu sarı koyduğum yerleri tekrar kırmızı yapıyorum. Bunlar boyalı olduğu için. Biz senle şimdi bir kontrol yapalım, çek yapalım. Acaba biz bu işi başarabildik mi senle? Bir görelim. Mor seçtim. Şimdi satır olarak baktığım zaman 1 kırmızı, 2 kırmızı, 3 kırmızı okey. 0, evet hiç kırmızı yok. Bir tane kırmızı var. Bir alt satıra in, 1, 2, 3 tane kırmızın var. Bir alt satıra in, 1, 2, 3 tane kırmızın var. Yani satırları sağladın. Şimdi sütuna bak. 1 yazıyor, 1 boyalı var. 2. satır, 1, 2, 3, 4 boyalım var. 3. satır, 1 boyalı var. Ve 4. satır 3 boyalı var. 5. satır ise 1 boyalı var. Oldu mu senin iş? Oldu. Peki sen bu harflerden hangisini kesinlikle boyamak zorunda kaldın? Bak A boyalı değil, B boyalı değil, C boyalı değil, E boyalı değil. Sadece
yalnız D'yi boyaman yeterli oluyormuş. Vay! Güzel soruydu bence. Bence güzeldi. Evet. İki tane sorusu varmış zaten. Bunu da halletmiş olduk sevgili yol arkadaşım. Evet değerli arkadaşlarım. Geldik 15 ve 16. sorulara. Evet burada origami yapacağız kıymetli arkadaşlarım. Kağıt katlama sanatı. DGS'de var, ALES'de var benzerleri. Fazlası da sorulmuş. Güzel bir soru tipidir. Kağıdı sağdan sola, alttan üste katlama, geri açma soruları. Ve bunlarla ilgili çok güzel bir taktik anlatacağım sana. Eğer hazırsan önce sorunun hikayesini okuyalım. Sonra taktiği sana hemen yapıştıracağım. Diyor ki aşağıda köşelerine ABCD harfleri verilen kare biçimdeki bir kağıdın iki adımda dörde katlanması gösterilmiştir. Kağıt birinci adımda sağdan sola doğru, ikinci adımda aşağıdan yukarı doğru katlanarak ABCD köşeleri çakıştırılıyor. Önce sağdan sola, sonra aşağıdan yukarı katlanarak böyle bir kare elde ediliyormuş arkadaşlar. Daha sonra kağıdın konumu değiştirilmeden bazı parçalar kesilip çıkarılıyor diyor ve soruya geçiyor. Kesilen parçalar çıkarıldıktan sonra kağıt konumu değiştirilmeden katlandığı yerlerden tamamen açılıyor ve yandaki görünüm elde ediliyor. Buna göre kağıdın açılmadan önceki hali nedir diyor soru. Bak. Ben de şimdi sana bunu uygulamada göstereceğim. Kare biçiminde mi diyor. Şu an önümde bir kağıt var. Önce onu bir kare biçimine getireyim. Evet. Şöyle bir keseyim şuradan. Sanatsal bir çalışma. Kestim. Bak şimdi değerli arkadaşım lütfen bana eşlik et. Diyor ki bak birinci adımda diyor kağıt ne diyor birinci adımda sağdan sola ikinci adımda aşağıdan yukarı bak. Sağdan sola birinci adımda kağıdı sağdan sola katlıyorum. Tamam işte bu. İkinci adımda aşağıdan yukarı katlıyorum. İşte bu. Kağıt gitti. Kağıt bu. Şimdi daha net görebilmen için bir kere de yapalım bunu. Bak. Birinci adımda sağdan sola katlıyorsun ya bak. Bu sağ tarafı solun üstüne getirdiğin için sağ taraf uçuyor gidiyor değil mi? Burada artık bir parça yok. Sen de soruyu çözerken sınavda kağıt katlamayacaksın merak etme. Kağıt katlayarak yaptırmayacağım. Sildirerek yaptıracağım bak. Şimdi sağa sola katladın sağa gitti mi? Sağa sil. Ortadan kes sağa sil. Sonra ne yapıyorsun? Sonra ne yapıyorsun bunu? Aşağıdan yukarı. Şimdi aşağıdan yukarı katladığın zaman da aşağı gidiyor mu? Evet aşağıyı siliyorsun. Böylece bu parçayı elde ediyorsun. Sonra bundan bazı parçalar kesiyorum. Diyelim şöyle olsun. Bir tane şöyle rastgele bir parça kesip çıkarayım. Çıkarttım bu. Şimdi bunu katlandığı yerlerden tamamen geri açtığımda simetrik 4 tane şekil elde edeceğim. Burada olan yuvarlağın 4 parçada olduğunu görüyorsun. Şimdi sana ben desem ki bu kağıdın açılmışı bu katlanmışı ne diye sorsam. Sen nasıl yapacaksın bunu? Önce sağdan sola katladığım için sağa silerim öğretmenim. Aşağıdan yukarı katladığım için aşağıya silerim. İşte sana katladığım parça derim. Tam olarak öyle yapacağız. Bak gel kalemi aldım gidelim. Şimdi bunu ne yapacakmışız? Önce sağdan sola sonra yukarıdan aşağı katlayarak hangisini elde ederiz diyor. Tam şöyle ortasından kes. Bak şöyle. Şöyle. Şimdi bunun sağ tarafını katladığın için şöyle vurgulayıcıyı alayım. Burayı da ne yapayım? İleri gel. Burayı da kırmızı yapayım bak. Sağ tarafı katladığın için şu sağdaki parçayı tamamen siliyorsun. Evet tamam burayı siliyoruz. Elde ettiğimiz parça bu. Tamam mı? Sonra bu parçayı aşağıdan yukarıya katlayacağın için tam ortasından hizala şöyle. Yine şöyle nokta nokta göstermeye çalışayım. Tam ortasından. Şimdi aşağıyı yukarıya katlayacağın için bu kez de aşağıyı sil. Yani sağdan katladığın için sağa sil. Aşağıdan katladığın için de şöyle aşağıyı sil 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 süper bir şekilde şöyle sil. İşte elde ettiğim parça bu olacak. Gidip bunu şıklardan işaretleyeceksin. Bu parça hangisi? Bakalım bu parça hangisi? Hocam bu A değil, B değil, C değil. Evet şu anda görüldü yapıyorum. Bu parça tam olarak bu öğretmenim. Bak bir zoomlasanız. Seni bir zoomla şurayı. Al bak bu parça bu parça işte. Bunu da sana baban öğretmez. Onu da söyleyeyim yani. Sağdan diyorsa sağa siliyorsun. Aşağıdan siliyorsa aşağıya siliyorsun. Ve elde edilen parçayı buluyorsun. Şimdi bunun ikinci sorusu fix. Bu kez şöyle bir şey soruyor. Diyor ki hani
demin açılmışını verdim, katlanmışını sordum ya. Şimdi de sana katlanmışını verip açılmışını soracağım. Katlanmışını verip açılmışını sorduğunda da bu kez şıkları aynı muameleyi yaparak. Yani sağ sil, altı sil, hangi parça yukarıdakiyle aynı diye bulabilirsin. Bak. İkinci adımdan sonra kağıt konumu değiştirilmeden yandaki gibi kesiliyor. Buna göre kesildikten sonra konumu değiştirilmeden katlandığı yerlerden tamamen açılan bu kağıdın görünümü aştakilerden hangisi gibi olabilir? Türkçe meali şu. Diyor ki katlanmışı buysa açılmışı ne? Nasıl açacaksın? Önce aşağı, sonra tersten, soldan sağa parçayı elde edeceksin. Fakat sen öyle yapmayacaksın. Senin taktiğin yine şıkları kullanacaksın ve şöyle yapacaksın. Diyeceksin ki hocam bir, bak. Şekli tam olarak da burada arkadaşlar ekrana sığmadığı için küçülterek yaptığım şekilleri, daha doğrusu kitaba sığmadığı için orada affınızı rica ediyorum. Bu şekli elde etmeye çalışacağım. Şöyle. A'dan başlayalım. Bir, hani ne yapıyorduk? Bu şekil kesersek yukarıdaki gibi olur mu diye düşünüyoruz. Bunu tam şöyle ortasından bölebilir miyim? Öyle yeteneğim var mı? Genelde bu konularda çok becerikli değilim ama bir şansımı deneyeceğim. Hala becerikli değilim. Hala değilim. Hala, evet şimdi oldum. Dur şimdi bunları çaktırmadan silebilir miyim? Çaktırarak sil. Evet, vallahi oldu bak, tamam. Sağ tarafını siliyorum şimdi bunu arkadaşlar, şöyle. Şöyle şurayı sildim. Tamam. Şimdi tam ortasından, ortası belli zaten arkadaşlar. Tam ortasından da altını sildim. Evet. Elde edeceğimiz şekil, yani bu şekil o şekil mi? Bak iyi bak. Bak. Daha da iyi bak. Aha da iyi bak. Bu şekil tam olarak o şekil. Sadece o büyüğü o kadar. Cevap aymış arkadaşım. Hemen buldum şansıma. Mesela bunun aynı mantıkla mesela sağ tarafını sil. Tam ortasından sol tarafını sil. Bu parça o parça değil. Bunun aynı şekilde sağını sil tam ortasından. Tamam. Sonra ortasından sil. Bu şekil o şekil değil. Aynı şekilde yine şunu sağdan sil şöyle. E şıkkını. Ortasından sil. Bu şekil o şekil değil. Aynı şekilde sağdan yine tam ortalayacak şekilde şöyle sil. Aşağıdan da ortasına kadar sil. Bu şekil yine o şekil değil. Cevabımız A seçeneğinde oluyor. Yani katlanmışı bu, açılmışı ne diye sorarsa şıklar açılmışı ya. Açılmışından gidiyoruz. Sağ sil, evet. Altı sil, o şekil yukarıdaki şekil mi diye bak. Bu da önemli bir taktikti sevgili arkadaşım. Kağıt katlama işini bitirmiş olduk senle. Umut ederim aydınlanmışsındır bu bölümde. Evet gidelim bakalım son sorumuz nedir? Evet son hikayemiz sarıların sonuncusu şekil sembolde. Bu kez şöyle fantastik bir sorumuz var. 17 ve 19'un soruları birbirinden bağımsız olarak cevaplayacakmışız. Diyor ki aşağıda bir çağrı merkezinin kureksi gösterilmiştir. Bu çağrı merkezinde 8 oda ve 10 kapı bulunmaktadır. Tamam. 4, 5 ve 8 numaralı kapıların kilitli olduğu, diğer kapıların açık olduğu durumda H odasından A odasına hangi odalara uğramadan gidilebilir? Böyle bir soru sevgili arkadaşlarım. Enteresan. Şöyle burada ne çalışalım? Mavi çalışalım. Yok, siyah çalışalım. 4, 5, 8 numaralı kapılar kilitliymiş. Hemen gidip onu kilitleyelim. 4 kilitlisin. 5 sen de kilitlisin. Ve 8 numaralı kapı sen de kilitlisin. Okey. Nereden nereye gitmek istiyorsun? H'dan evet. Tam olarak A'ya gitmek istiyoruz. Bak diyor ki A odasına hangi odalara uğramadan gidilebilir diyor. Hangi odalara uğramadan gidilebilir? Mesela ben bu H'tan nasıl giderim A'ya? Birkaç yol var. Mesela şöyle şöyle gidebilirim mesela. Evet. Yani 9, 7, 6, 1'den gidebilirim. Bu durumda A odasına hangi odalara uğramadan gidilebilir? Kime uğramadım mesela? B'ye, C'ye, E'ye uğramadım. B, C, E var mı? Evet, B, C, E var. Bunlara uğramadan gidebilirim. Değil mi? Bak şimdi burada mesela zaten H'tayım. G'ye uğradım, F'ye uğradım, D şuradan geçtim, A geçtim. Okey. Kimlere uğramadım? İşte uğramadıklarım B, C ve E'ye uğramadan gidebilmişim. Kolay, bu güzel bir giriş oldu, basit oldu. İkinciye gel. G odasından yalnızca D, E ve H odalarına geçiş mümkün olduğuna göre G odasından sadece nereye geçiş mümkünmüş? D, E
ve H'a. DE H. DE geçebiliyormuşuz. Evet. E'ye geçebiliyormuşuz. DE ve H'a geçebiliyormuşuz. Diğer odalara geçemiyormuşuz. Tamam, sorun nedir? Diyor ki buna göre açık olan kapıların numaraları aştakilerden hangisinde verilmiştir? Açık olan kapıların numaraları. Şimdi G odasındayım. Evet. Gitmek istediğim oda neresi? DEH'ye gidebiliyormuşum. DEH. Yalnızca DEH'a gidebiliyormuşum. Vay be. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu G odasından H odasına gidebiliyorum. E odasına gidebiliyorum ve D odasına gidebiliyorum. Bu üç odaya gidebiliyorum. E şimdi ben bu odadan G'den D'ye gidebiliyorsam 8'den değil mi? Gidebilirim. Tamam. Buradan da H'a gideceksem 9'dan gidebilirim. H'a gelmişsem oradan da 10'dan geçerim ve E'ye gelirim. Mesela bu şekilde gelebiliyorum. Açık olan kapılar var mı? 8, 9, 10. Yalnızca bunlara gidiliyormuş. Yalnızca bunlara gidiliyorsa şurası kapalı olması lazım. Buradan mesela D'den F'ye gidememem için 6'ın da kapalı olması lazım. A'ya gidememem için 1'in de kapalı olması lazım. Yalnızca bu odalara gidebiliyorsam o zaman buradan 4 kapalı olsun, öbür tarafa geçemeyeyim. Tamam. Hangileri verilmiştir diyor. G odasından DEH odalarına geçiş mümkün. Evet, cevabı buldum. 8, 9, 10 da. Bakıyorum artistik var mı başka? Mesela 5 numaralı kapı açık olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Peki açık olsa ne olur? Ya açık olsa gidebilirim. Yani aslında 5 de açık olabilirmiş yani. G odasından yalnızca DEH odalarına geçiş mümkün olduğuna göre açık olan kapıların numaraları aştakilerde hangisi gibi olabilir de aslında bu sorunun kökü öyleydi, öyle hatırlıyorum. Hangisi olabilir? Yani 8, 9, 10 olabilir ya da mesela şey de olabilir, 8, 9, 5 de olabilir. Ama o şıklarda yok 5, 8, 9. O yüzden bu soru köküne bir olabilir koyalım arkadaşlar. 8, 9, 10 olabilir. Aslında 8 olur, 5 olur, 10 da olabilir. Değil mi? 8, 5, 10. 9'u kapatırsak. Ya da aynı şekilde 8 olur, 9 olur ve 5 olur. 10 da kapalı kalabilir. Bu alternatifler var. Yani 5 de burada biraz işin içinde gibi duruyor. 8, 9, 10, 5 bunlardan bu 4'ünden 3'ünün açık olması yetiyor sevgili arkadaşlarım. Seçenekte 8, 9, 10 olduğu için onu işaretledim. Ama bu soru kökenine şöyle bir olabilir yapıştırırsak diğerlerini seçeneğe koymadığımız için 8, 9, 10'u işaretlemiş oluruz. Devam edelim. Son sorumuz arkadaşlar. Bu 10 kapıdan en fazla kaç tanesi kilitlendiğinde her bir odadan diğer odalara geçiş mümkün olur? Wow. Evet, bunu bekliyordum. Son soru bu olmalıydı. Evet. 10 kapıdan, ama şuna dikkat et, en fazla kaç tanesi kilitlendiğinde bütün odalara geçebileyim. Şimdi mesela bir odanın sadece bir tane geçişi varsa o odaya mecbur o kapıdan geçilebilir. Hani iki geçişi olanları kapatabilirim mesela. Mesela atıyorum diyelim ki G'den başladım. Mesela ben G'den atıyorum F'ye geçebiliyorsam şu 6 numaralı kapının açık olmasına gerek yok. Aynen. Buradan mesela 8 numaralı kapıdan çıkarsam eğer bu kapıdan da mesela E'ye geçiş yapabilmem için 5 numaralı kapıyı kullanabilirim hocam. O zaman 10 numaralı kapının açık olmasına gerek yok. Şuradan da arkadaşlar 4'ten geçebilirim C'ye. Buradan 3'ü kullanarak B'ye, buradan 2'yi kullanarak A'ya geçiş yapabilirim. Peki H'a nasıl geçiş yapacağım? O zaman 9 ya da 10'dan birinin açık olması lazım. Atıyorum diyelim ki 9'u kapatalım. Buradan da 5'e geldikten sonra 10'u kullanarak H'a da gidebilirim. Evet, maksimum böyle. O zaman şu 1 numaralı kapı kapalı olabilir. 6 numaralı kapı kapalı olabilir. Bir de 9 numaralı kapı kapalı olabilir. Maksimum 3 tanesini kilitlediğinde geçiş mümkün olabilir. Belki başka alternatifler de deneyebiliriz ama 3'ten fazla olmadığını göreceksiniz. Mesela atıyorum 9'u açık bırakıp 10'a geçerim. O zaman 5'i kapatırım. Bu da mümkün olur. Yani bu da mümkün olabilir.
Sonra mesela D'den 4'ü kullanarak yine C'ye geçebilirim. Burada 10 ya da 5'i kullanmam kapı sayısını değiştirmeyeceği için farklı bir alternatif yaratmaz. Dolayısıyla maksimum 3 tane kapıyla kapı kilitlendiğinde tüm odalara geçişi sağlayabileceğimi görüyorum sevgili yol arkadaşım. Bu da sanırım Saralar'ın evet son sorusuydu. Şekil sembolde 4 tane çok güzel hikaye vardı. Bunları paylaştım şimdi sizinle. Devamında da kırmızı sorular var. Kırmızılar biliyorsun efsane. Biraz beyin yakacağımız harika sorular. Şekil sembolün kırmızı soruları yani ileri düzey sorularında görüşene dek efendim hoşçakalın.